Haydi bakalım, geldik, neredeyiz? Çanakkale'deyiz. Aynalı Çarşı'ya gidiyoruz şimdi. Çanakkale merkezi ilk durağımız tabii ki de Aynalı Çarşı olacak. Bulabilirsek. Köprüyü geçince hemen solda. Yakın aslında, ulaşım güzel. Kavgayı gördünüz mü arabada? Burada olay oluyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Biraz yorgunum ve sesim kısık ama duygulandım şu an. Evet, burada Aynalı Çarşı'ya neden Aynalı Çarşı demişler? Buna iki rivayet var. Birincisi, girişlerde hemen karşılıklı iki tane ayna olması. Diğeri de atların gözüne takılan şeylerin biraz aynalı olmasından kaynaklıymış. Devamlı bir şey oluyor. Aynalı Çarşı'da bana ayna satmaya çalıştılar ama oysa ki ben Aynalı Çarşı'da at aldı. Ben orada daha duygulu şeyler beklemiştim. Bilmiyorum doğru mu, dedi ki alayım diye. Bir de aynanın üstüne canım aşkım eşim yazdıracakmış. Sesim gidiyor ya. Satma taktiği bu. Canım aşkım eşim yazarak bana ayna alınacakmış. Hani beni o jesti çok sevecek. Alır mıyım? Hani almam. Hani ben o jesti çok sevecekmişim. Ben ayna isteyecekmişim. Hanım hanım. Gördüğünüz Nusret Mayın gemisi. Yarın burayı gezeceğiz inşallah. Çanakkale'ye gelip denize karşı bir yemek yemek istiyorsanız kesinlikle Yalova Restoran'a gidebilirsiniz. Çanakkale meydana geldik. Hemen şurada feribot seferleri yapılıyor. Yarın biz de nasip olursa Gelibolu Adası'na geçmek için burayı kullanacağız. Çünkü aziz şehitlerimizi ziyaret etmek ve onları oraya şahitlik etmek istiyoruz. Bakalım, yarın biraz duygusal bir video olabilir. Gözüne yine toz kaçtı. Şimdi Truva Meydanı'na geldik. Yani Recep Öre diyor, adını biz de bilmiyoruz. Bu Truva hatırlarsanız Brad Pitt'in filmini çektiğinde oynayan at bize 2004 yılında hediye edilmiş. Şeydeki de Truva diye antik müzedeki oradaki at daha yeni. Gidip görürsünüz zaten. Onu adamın adını unuttum, bir şeydi. Mimar Abidettin. Abidettin. Abidin. Baksana bunun ağı gitti şu an. Olduğu için kapalı, yarın geliriz diye düşünmüştük ama 4 aydır kapalıymış, açılmayacakmış. Bakım, onarım, temizlik nedeniyle pazartesi diyor. Kapalıymış 4 aydır. Şansımıza küselim, gidiyoruz. Erzurum'da da Atatürk'ün evine gezememiştik. Burada da burası kapalı. Benim de aklıma o geldi değil mi? Süküreyim ben böyle şansa ya. Abi buranın insanı yabani midir nedir ya? Ya şu an ben konuşmayayım. Şeyda. Gerçekten şu an çok bilmiyorum. Şeyda benim biriyle kavga etti. Onu çekemedim. Adamı dövüyordum neredeyse. Elimden zor aldı. Sonra pilav ya. Pilavcı ya. Pilav. Bildi. Pilavcı. Pilavı çekelim dedik. Benim reklam ihtiyacım yok. Ya bir şey diyeceğim. Az önce biz normal sakince yürüyorduk yolumuzda. BMW'li bir tane geldi arkadan, hızlıca arabasını durdurdu. Yani bize çarpacak sandık, aklımız gitti. Şu an dudağım falan uçuklamış olabilir.
Sonra yanımızdan devam ederken ben de buna bir el kol yaptım. Çünkü aşırı sinirlendim. O da pardon dedi, durdu. Recep elimi sıktı o sırada. Ben böyle yavaş gitsene kardeşim dedim. Recep dedi ki yani dedi çok şey gittiniz beyefendi dedi. Ben böyle hayır işte öyle. Ben kavga ediyorum, Recep elimi sıkıyor. Recep kavga etmek istemedi, yoksa adama tokatlardı. Ama ondan sonra ne oldu? Pilavcıyı dedik, gel bir çekebilir miyiz? Yani pilav satıyor falan burada. Adam ne dese beğenirse. Benim reklama ihtiyacım yok. Tarihte çok önemli yer olan Nusret Mayın gemisine geldik şu an. Burayı bulmak çok kolay. Hemen Aynalı Çarşı'ya geldiğinizde zaten sorsanız size gösterirler. Aynalı Çarşı'nın çıkışında Nusret Mayın gemisi. Merakla bekliyoruz neler var içerisinde. Dün Deniz Müzesi'ne giremediğimiz gibi bugün Nusret Mayın gemisine de giremiyoruz. O da koronadan dolayı kapalıymış. Şu koronayı elime bir geçirsem, Allah uzak tutsun da yani. Günaydın. Günaydın. Maskeleri videoda çıkarıyoruz. Bazen çıkarıyoruz, bazen çıkarmıyoruz. Bilmiyoruz ama biz nereye geldik? Biz Bozcaada feribotunun olduğu yere geldik. Evet. Ama o kadar hızlı gitmemize rağmen ondaki feribot dolmuş ve gitmiş. Evet, aynen öyle. Saat şu an 10'a çeyrek var. Ama 10 feribotu doldu gitti. Büyük ihtimal karşı tarafa indirip geriye dönecek. Geyikli'deyiz şu an. Geyikli feribotundan Bozcaada'ya geçeceğiz. Aynen. Akşam bir olay yaşadık. Otel. Onu sonra anlatırız belki başka videolarımızda. Neyse, bugün kamp değil, otelde kaldık. Şu an çok merak ediyoruz Bozcaada'yı. Sonunda. Geliyorum. Haydi bakalım. Geldik. Giriş çok yoğun, kalabalıktı ama yavaştan ayrılıyoruz. Yine minik, tatlı, küçük, güzel yerler göze çarpıyor. Evet, feribottan inince hemen böyle 50 metre sonra sola dönünce çarşı başlıyor. Hemen sizi karşılayan şeyler el yapımı, ne bunlar? Reçeller, çarplar. Kantron yağları. Evet. Zeytin yağları. Tamamen el yapımı ürünler, şu gördüğünüz sol taraf böyle. Bakalım şimdi ilerliyoruz biz de. Girişte sağda bir kale var. Kaleyi de birazdan gezeceğiz. İlerledikçe Cunda, Alaçatıvari sokaklar bizi bekliyor. İşte gördüğünüz gibi şöyle. Yani aslında tatil yerlerinin hepsinde aynı imaj var. Burada da böyle var. Yine burada da çok güzel detaylar karşılıyor. Yine bayıldık. Eski bir kiliseden geçtik. Evren bize mesajını verdi. Gülümse, Datça'dasın dedi. Ah! Pardon. Karnım ağrı. Gülümse, Bozcaada'dasın dedi. Biz de gülümsemeyi eksik etmiyoruz. Evet, burada da değişik insanlara denk geliyoruz. Camdan biraz uzaklaştık.
Navi. Bizi camdan uzaklaştırdılar. Bozca'da da bununla karşılaşabiliyor musunuz demek ki. 3-5 tane tavsiye aldık. Özellikle Dilan hocamdan çok aldık. Burada Kavala kurabiyesi yememizi istemişti. Ama özel problemleri nedeniyle bugün kapalıymış. Yarın açılacakmış. Şansımıza dedik ya. Rica ettim adama Muğla'ya gönder diye. Sırf Dilan için. İnşallah gönderecek. Neyse. Bunun tadına bakamadık. İnşallah diğerlerinin tadına bakarız. Bozca'da'ya devam. Bozca'dan da meydanı burası. Aracı Geyikli'de bıraktığımız için şu an Ayazma plajına minibüste gidiyoruz. Kişi başı 6 lira. Gelmişken orayı da görelim dedik. Ayrıca Onur Beyler de oradaymış. Kalktaki günlerini bozalım. Evet, gördüğünüz gibi minibüsteyiz. Taksi sorduk, soygun. 30 lira. 30 lira istedi yani, yürüz koşsan gidelim. 30 liraya dondurma yerim, magnet alırım, hediyelik eşya, belki de bir tane şarap. Aferin kız. Pinti değiliz, pinti değiliz, yanlış anlaşılmaz. Ayazma'ya gelebileceğiniz taşıtlar, normal minibüsler var, taksi var, kendi aracınız, bir de ATV'ler kiralayıp gelebiliyorsun. Çok uzak değil ama bir 5-6 kilometresi var. Yürüyerek zor olur. Biz minibüsle geldik. Gördüğünüz gibi şu aşağısı Ayazma plaj. Ayazma sahil. Neyse artık adı. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyelim. Bu video Çanakkale'de nerede gezilir videosu değil. Çanakkale'de biz nereye gittik videosu. Nereye geldik? Troya. Troya Antik Kent'e geldik. Tabii girişte sizi devasa bir at karşılıyor. Atın sırtındayız, içindeyiz. Kafasındayız bence. Ver bana, bana ver. Bakın şimdi, herkes buraya iyi bak. At kapı. Kapat. Buraya giriş 50 lira kişi başı. Tabii gerçekten çok bir para. Ben çok para değil mi hayatım ya? Yani 5 kişi gel, bir sürü para öde. Tabii müze kartı ve öğretmen kimliği geçerli. Biz öğretmen kimliğimize girdik. Hemen girişte sizi o devasa at karşılıyor. Sonra böyle bir alana çıkıyoruz. Biz de bilmiyoruz şu an nereye gidiyoruz. Şöyle evet. Yani burada da kalıntılar var. Troya kentinin kalıntıları var. Bizim şu an vaktimiz kısıtlı. Şuradan görebildiğimizi göreceğiz. Nereye geldik? Evet, Assos'a geldik. Nesrin Gülhan önermişti. Evet. Buraya ulaşım kolay. Çanakkale yolu üzerinden kaçtı? 15-16 kilometre sonra direkt geliyor zaten. Tabii burada girişte de yine pazarlar kurulmuş. Haydi bakalım gezelim, merakla bekliyoruz. Evet, biraz yorulduk değil mi? Evet. Çünkü rampa, yokuş çıkıyorsun. Evet. Yani aracı park ettikten sonra böyle sokaklara yürüyorsun. Herkes şeyler satmaya çalışıyor. Biz almamaya çalışıyoruz. Evet.
şu an 4. Murat zamanından kalma cami varmış. Onu ve Napolyon Tapınağı'na görmeye gidiyoruz. Buraya girişte ücretli 25 lira. Ama biz öğretmen kartıyla geçiyoruz. Sanki böyle Avrupa'da, hiç Avrupa'ya gitmedim ama gördüğüm kadarıyla sen gittin hayatım. Söylesene. Evet, aynen. Avrupa sokakları gibi. Çok otantik evler, yapılar var. Bayıldık. Çok. Harika. Harika gençler burası, gelin. Yollar çok dar ama gelin. Evet arkadaşlar, bu Assos gerçekten harika bir yermiş. Mutlaka gelmelisiniz. Şöyle size gösterebildiğim kadar göstereceğim. Biz aşık olduk buraya. Hatta burada kamp yapabiliriz. Çok güzel. Detaylar YouTube kanalında.